verdik. İkimiz de söz verdik. Dedik ki Cumhurbaşkanı seçilirsek polislere, öğretmenlere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğiz diye söz verdik. Ben söz verdim, Erdoğan da söz verdi. Hatta meydanlarda bana şöyle diyordu, hatırlayın. Bana bak Muharrem diyor. Ben de ona ne diyordum? Sana baktım Recep, söyle diyordum. Değil mi? Sonra değiştirdim. Ben sana bakamam. Devlet sana zaten bakıyor dedim. Ben fakir fukaraya bakacağım dedim. Şimdi Kütahya'dan sesleniyorum. Bana bak Recep. Söz verdik polislere, öğretmenlere. Delikanlı adam sözünde durur. Sözünü tut. Bu çocukların 3600'ünü ver. Bir yerel seçime gidiyoruz. Bu yerel seçim bir belediyecilik seçimi mi, bir beka seçimi mi? Bunu bir anlatayım. Belediye başkanı ne yapar? Belediye başkanı çöplerimizi toplar. Suyumuzla ilgilenir. Yolumuzla ilgilenir. Parklarımızla ilgilenir. Yaşlılarımızla ilgilenir. Çocuklarımızla ilgilenir. Yaşanılır bir kent yapmak için uğraşır. Hayatımızı kolaylaştırmak için uğraşır belediye başkanı. Belediye başkanı kanun çıkaramaz. Silahlı bir örgüt kuramaz. Belediye başkanı neden beka problemi olsun? AK Partililer de bu memleketin evladı. Cumhuriyet Halk Partililer de, İYİ Partililer de, MHP'liler de hepsi bu memleketin evladı. Neden beka problemi olsun? 2002 yılında Türkiye'nin beka sorunu var mıydı? Yok. 2002'de beka sorunu yoksa, 2019'da beka sorunu varsa demek ki bu beka sorununu Erdoğan yapmış. Ve Erdoğan yaptığına göre Erdoğan düzeltemez demektir. Beka sorunu derken dünyanın en güçlü devleti Amerika Birleşik Devletleri. Acaba bir sorun mu var? Yani bizi işgal edecekler de bizim haberimiz mi yok? Eğer öyleyse damatlar her hafta görüşüyor. Trump'ın damadıyla bizim sosyete damat. Her hafta görüşüyorlar, işi bağlayamamışlar. Peki İçişleri Bakanı PKK'nın belini kırdık dedi. Türkiye içinde 750 terörist kaldı dedi. 750 terörist mi bize beka sorunu yapacak? Yani ordumuz güçsüz mü? 750 teröristle baş edemiyor mu da beka sorunu var? Eğer ordumuz güçsüzse söylesin bize, hepimiz askere gidelim, hepimiz gidelim. Beka sorunu olarak